Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe 1. dönem ilk yazılı hazırlık programımız başlıyor. Herkes arkasına yaslansın. Bugün sizlerle mükemmel bir şekilde yazılımımızda çıkacak konuları önce özetleyeceğiz. Ardından ne yapacağız sonuç sorular çözeceğiz. Harikasın. Ardından süper sorular çözeceğiz. Sınavınız da LGS senesinde biliyorsunuz ki genellikle yazılarda hocalar LGS'de test çıktığı için böyle çoktan seçmeli sorular çıktığı için hocalarımız da 8. sınıfta bize test şeklinde sınavlar yapıyor, çoktan seçmeli sınavlar yapıyor. Ama bizler sizler konuyu daha iyi öğrenin diye bugün sizlere konuları hem öğreteceğiz hem de soruları klasik bir şekilde soracağız arkadaşlar sizlere. Eşleştirme sorularımız olsa bile her konudan sözcük, cümle, parça anlamından, söz sanatlarından, film... Bilimsiler ve ülkelerden, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden süper sorular hazırladık. Herkes arkasına yaslansın. Mükemmel bir şekilde yazılı programımıza başlayalım. Birinci dönem birinci yazılı kampımız gümbür gümbür gidiyor. Dün matematik yazılı programımızı yaptık. Bugün de Türkçe yapıyoruz ve hafta sonumuzu süper bir şekilde değerlendirip yazılara hazırlanıyoruz. Tonguç'um sen ne yapıyorsun yazılar için? Tekrar ediyorum hocam. Harikasın. Tekrar çok çok değerli. Hocalarımızın notlarını tekrar etmek değerli. Ve aynı zamanda... Hocalarımızın notları gibi mükemmel bir not olan birinci dönem yazılı notlarımız da hazır. Birinci ve ikinci yazılı tüm dersler için yani sadece Türkçe için değil matematik fen din, inkılap ve İngilizce için de LGS'de bile işinize yarayacak süper yazılı formülleri konuları çıkacak bilgileri burada küçük, küçük ufacık içi dolu fıcacık bu kitabın içine çok güzel bir şekilde yerleştirdik. Sizler de bunu yazıların öncesinde yazıların sonrasında kullanmanızı tavsiye ediyoruz Songuç'um. Hadi bakalım Ozan güzel bir şekilde başlayalım. Bunu yazılı yanında götürebilir miyim? Hayır bunu yazılı yanında götüremezsin. Yazılıya yanında götürürsen kopya sayar hoca ama öncesinde ve sonrası çalışırsan mükemmel notlar alabilirsin ve aynı zamanda biliyorsunuz dinamo soru bankaları ve diğer soru bankalarımızda da sizler için süper testler, süper sorular, süper ekstra dijital sorular var. Bunlardan da çalıştığımızda başarı bizi bekliyor Tonguç'cum. Bu yapacağımız yazılı çalışması sadece okul yazılısı için değil aynı zamanda ne için? Ahiret için. Ahiret için değil. Lazım, Ahiret için Ahiret de bunlar sorulmuyor. Aynı zamanda LGS için de çok çok değerli bilgiler. LGS'de de bunlardan soru geleceğini unutmayalım diyoruz ve hemen e, videomuza başlıyoruz. <laughs> Şimdi ilk başta fiilimsilerle başlayalım. Fiilimsiler konusunda şunu bilmemiz lazım ki fiilimsilerdeki taktiğimiz neydi? Öncelikle öncelikle cümlenin içerisinde kelimeleri adeta bir trenin vagonları gibi düşünüyorduk. Cümlenin içerisindeki en önemli öge olan yüklemi ise trenin lokomotifi olarak düşünüyorduk ve bu lokomotiften de dumanlar çıkıyordu. Yani cümlenin oluşmasını sağlıyordu. Eğer lokomotif olmazsa nasıl tren gitmiyorsa Tonguç'cum... Aynı şekilde yüklem olmazsa da cümle olmuyordu. İşte biz önce yüklemi buluyorduk. Sonra geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilenlere fiilimsi diyorduk. Mesela örnek bir cümle yazalım. Diyelim ki sen söyle Tonguççu. Um. Öğrenciler sınavlardan artık bıkmıştı. Harika hemen yazıyorum. Öğrenciler sınavlardan artık bıkmıştı diyorsun. Çok güzel bir cümle. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Şimdi bu cümlede olmazsa olmaz olan kelime yani en önemli kelime yüklem bıkmıştı sözcüğü. Bıkmıştı yüklem. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerde mame iki alabilen bir kelime yok. Yani öğrenciler sözcüğü ya da sınavlardan sözcüğü ya da artık sözcüğü mame iki alamıyor. Dolayısıyla bu cümlede fiilimsi yok. Bak bu cümlede fiilden türemiş kelimeler var. Öğrenmek, sınamak ama bu cümlede fiilimsi yok. Fiilimsi olması için mutlaka ve mutlaka mame olması lazım. Şimdi ben içini filmsili hale getiriyorum bu cümleyi. Öğrencilerin başarılı olmasını istiyoruz diyelim. Şimdi bu cümlede olmazsa olmaz olan kelime yani cümlenin lokomotifi yani cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? İstiyoruz hocam. Harikasın. İstiyoruz yüklem için yüklem olduğu için dikdörtgen için aldım. Geriye kalan kelimelerden mame iki alanlara bakıyorum. Öğrencilerin zaten almıyordu. Başarılı da almaz. Başarılı başarısız diye olumsuz yapılır. Başarılı ma falan demeyiz. Ama olmasını sözcüğü olmamasını diyebiliyoruz. O zaman burada bir fiilimsi var. Ma isim fiil almış bir fiilimsi var. İşte bizim yapmamız gereken sadece bu. Yüklemi bulacağız. Geriye kalan kelimelerden alanlara dikkat edeceğiz. Hatta direkt sorumuza geçip bunu güzel bir şekilde pekiştirelim. Hem de türlerini bulalım. Yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Sıfat fiilneklerini neydi to? Anası mezar dikecekmiş. Harikasın. Anası mezar dikecekmiş. Eklerimizi hatırladık ve devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki metinde verilen fiilimsileri bulunuz ve türlerini tespit ediniz diyor. Asırlar boyunca insanların afetlere olan yaklaşımlarını temel olarak şekillendiren iki felaketten söz etmek mümkündür diyor. Bu cümlede yüklem dediğimiz kelime mümkündür. Yüklemi bulduktan sonra yani lokomotifi, turuncuyu bulduktan sonra geriye kalanlardan mavi kalanlara bakıyorduk. Hemen bakıyorum. Asırlar boyunca, boyunca boymayınca olmuyor. İnsanların afetlere olağan olmayan yaklaşımlarını temel alarak almayarak temel olarak diyelim veya şekillendiren şekillendirmeyen felaketten söz etmek etmemek diyebiliyoruz. Dolayısıyla bir, iki, üç, dört tane filmsi var. Şimdi bu filmlerin çeşidini ne soruyor bize. Şimdi filmleri bulurken ilk başta bir yüklemi buluyorduk. Bak önce ne demiştik? Buraya taktiği bir kez yazıyorum. Yüklemi bul demiştik. Filmslerin çeşitini buralara yazacağım çünkü. İki, mame iki alanlara bak dedik. Mame alanlara, mame iki alanlara. Dikkat et dedik tamam mı? Üç dedene dedik? Ardından çeşitleri bulmak için isim fiiller mayışmak ekini alıyordu. Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş. Zarf fiillerde de Geriye kalan ekler alıyordu. Şimdi burada an eki aldığı için bu sıfat fiil oluyor. Neden? An mezar dikecekmişteki an ekini almış. Olarak erek ekini almış zarf fiil. Çünkü ne isim fiillerin mayışmak ekini almış ne de sıfat fiillerin an mezar dikecekmiş ekini almış. Bu arak eki almış yani zarf fiil eki. Şekillendiren en eki almış. Bu da yine sıfat fiil. Aynı bunun gibi. Etmek mayışmaktaki mek ekini almış. Dolayısıyla buna da isim fiil yazıyoruz sonuçum. O zaman olan sıfat fiil olarak zarf fiil, şekillendiren sıfat fiil, söz etmek isim fiil diyebiliriz. Şimdi diğer cümleye geçiyorum. Biri yangınlar, diğeri ise su taşkınlarıydı diyor. Şimdi bu cümlenin yüklemi su taşkınlarıydı. Yangın, biri, diğeri. Burada sence fiilimsi var mı Tonguç'cum? Yok hocam. Harikasın ben de göremedim. Bundan dolayı ateşin keşfinden itibaren yangınlara karşı mücadele verilmesi şehirlerin planlanmasına etkili olurken su baskınları ve sellere karşı verilen mücadelede ...mühendisliğin gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu cümlenin yüklemi bulunmuştur. Yüklemi şöyle dikdörtgen için alıyoruz. Az önce almamış, şimdi alalım. Sonra geriye kalan kelimelerden mami alanlara bakıyoruz. Bundan dolayı ateşin keşfinden itibaren yangınlara karşı mücadele verilmesi verilmemesi, şehirlerin planlanmasında planlanmamasında etkili olurken olmazken su baskınları ve sellere karşı verilen verilmeyen mücadelede mühendisliğin gelişimine katkıda bulunmuştur diyor. Şimdi verilen verilmeyen sıfat fiil, olurken olmazken zarf fiil, ırken iki almış planlama ma, mayışmak ekini almış isim fiil verilme me mayışmak ekini almış isim fiil. Dolayısıyla buradaki fiilimsinin çeşidini bulduk ve türlerini tespit ettik. Şimdi artık film konusuna hazırız diyebiliriz. Burada bize test tekniğinde farklı sıra dışı sorular sorabilirler. Bunun için mutlaka dinamo soru bankamızdaki filmsi testlerini çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten filimsel alakalı baya bir test var. Test 71, test 70, test 69, test 68, test 67, test 66, test 65, test 64, test 63. Bayağı bir test hazırladık ve bunların her birini çözdüğünüzde takıldığınız soruların da çözümünü izlediğinizde ve ekstra dijital soruları da dijitalden çözdüğünüzde film e soru kaçırma ihtimaliniz yüzde sıfır diyebiliriz Tonguç'um. Hepsini çok güzel yakalarsınız. Şimdi şeyi bitirdik filmsi bitirdik o zaman filmsin yanına şöyle bir tık atalım. Harika. Filmsilerden sınavda soru çıkar mı? Güzel bir soru sordun. Filmsilerden sınavda çıkar mı diyorsun? Burada net bir şekilde dile getiriyorum Tonguç'um. Yüzde yüz. Filmsilerden sınavda soru gelecek arkadaşlar bu konudan soru gelecek. Taktiğimizi gösterdik. Dolayısıyla film silersiz bir sınav düşünülemez. Taktiğimiz belli. Bu konudan da soru gelir diyoruz. Ve hemen cümle ögelerine geçiyoruz. Cümle ögelerini işlediyseniz ki birçok okul işledi. Buradan da soru gelecek. Yüzde soru gelecek. O yüzden buraya dikkat edelim. Herkes gözlerini dört açsın. Buradan soru gelir arkadaşlar. Şimdi cümle ögelerinde bir temel ögeler var. Bir de yardımcı ögeler var. Cümle ögeleri için yine trenimizi geri alıyoruz. Şimdi Trenimizi hatırlarsan bir vagonlar vardı. Bir de lokomotif vardı. Lokomotif çok önemliydi. Çünkü lokomotif olmadan tren hareket edemiyordu. Yüklem olmadan da cümle olmuyordu. Dolayısıyla biz cümle ögelerinde de önce yüklemi bulacağız. Sonra geriye kalan kelimelerden diğer ögeleri bulmaya çalışacağız. Şimdi o zaman tren mantığıyla burada cümle ögelerini bir kez daha gösterecek olursak. Diyelim ki şu birinci vagonumuz olsun. Şu ikinci vagonumuz olsun. Şu üçüncü vagonumuz. Şu dördüncü vagonumuz olsun. En sona da lokomotifimizi çiziyoruz Tonguç'um. Lokomotifimizi çizdik. Tamam çok güzel bir şekilde lokomotifimizi çizdik. Dumanlarını çıkardık. Burada şu çok önemli Tonguç'um. Yüklem cümlenin genellikle sonunda olur ama illa sonunda olmak zorunda değil. E, yüklemi direkt bulmak zorundayız Tonguç. Yani yüklemi soruyla bulmazsın. Yüklemi direkt bulman lazım. Ama diğer ögeleri mesela ben burada ögelerin sorularını yazacağım. Sen de tahmin edeceksin hangi ögeler olduğunu. Şimdi buraya ilk önce ee, bulunmalı yazdım. Yükleme önce bulacağız. Çünkü lokomotifi bulmadan treni anlamlandıramayız. İlk önce bunu bulduktan sonra kim ve ne sorularıyla hangi ögeyi buluyorduk Tonguç'um? Özneyi buluyorduk. Harikasın. Özneyi buluyorduk. O zaman buraya hemen şöyle özne vagonumuzu yazıyorum. Özne. Bunu yazdık. Peki kimi neyi sorularıyla belirtili nesneyi ne sorusuyla da belirsiz nesneyi buluyoruz. O zaman Burada şuraya da nesne yazıyorum Tonguç'um. Şunların belirtili olduğunu da şöyle belirtelim yani. Buna dikkat edelim. Sonrasında yer tamlayıcısı vardı. Yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı da nereye? Bak EDD ne kalmış sorular. Nereye? Nerede? Nereden? Kime? Kimde? Yanlış yazıyorsunuz hocam. Kimden? Yok yok yanlış yazmıyorum Tonguç'um. Yanlış yazıyorum şimdi duruyor ama sonradan ekleyeceğim. O yüzden şimdi kafan karıştı senin tabii. Nereye? nerede nereden kime kimde kimden neye neyde neyden yani e dedenli sorularla buluyoruz. Hatta onu da yazalım ki aklımıza kalsın. Neye, neyde, neyden buraya da yazıyorum. Neye, neyde, neyden gibi sorularla da yer tamlayıcısını buluyoruz. Yani yer tamlayıcısının soruları e dedenli sorular. Şimdi geldik zarf tamlayıcısına. Zarf tamlayıcısının soruları ise bambaşka. Zarf tamlayıcısı mesela ne zaman sorusuyla bulunuyor. Tabii bunları yana şöyle soru işareti koymak lazım bunları soru olduğu için. Hepsine tek tek koyuyorum. Ne zaman, nasıl, işte ne kadar veyahut da niçin, niye gibi sorularda bulunuyor. Nereye sorusuyla da bulunuyor ama bunun cevabı ek almayacak. Şimdi burada sorularımız belli. Cevaplarımız da belli. Yükleme en yakın olan vurgulanıyor. Onu da zaten biliyoruz. Burada şimdi acaba neye dikkat etmemiz lazım? Esas dikkat etmemiz gereken şey de şöyle bir çizgi çekiyorum. Buraya dikkat edin. Buradan kesin sınavda sorulur. Burası önemli bak. <laughs> buraya bir kuru kafa çiziyorum. Sınavda sana bunu soracaklar. Dikkat et. Şimdi mesela bir cümle yazıyorum buraya. Diyelim ki Tonguç tamam mı? Kardeşini diyelim. Şöyle virgül koyalım. Tonguç kardeşini okula yarın götürecek diyelim. Şimdi bu cümledeki ögelerin ne olduğunu hiçbir şekilde belli. Ama bunu sana LGS'de veyahut da yazılıda sormazlar. Yani kim? Tonguç kimi kardeşini nereye okula ne zaman yarın götürecek ha yüklem zarf tamlayıcısı yer tamlayıcısı belirtili nesne özne şeklinde böyle bir soruyu sana sormazlar. Bu çok net belli. Burada tamlama yok, fiilimsi yok, söz öbeği yok. birbiriyle karıştırabileceğim bir bu şey kadar yok. kolay sormazlar hocam. Aynen bu kadar kolay sormazlar. Neden? Çünkü burada her kelime her vagon bir kelimeden oluşuyor. Sana biraz daha kafa karıştırmak için içinde fiilimsi olan şeklini sorarlar. Hemen şu korku tünelimize giriyorum. Bak şimdi. Tongucun diyorum şimdi dikkatli dinle burayı. Tongucun kardeşini kardeşini okula yarın e, götüreceğini e, diyelim. Sonra da yüklemimizi koyalım. Duydum diyelim. Şimdi bu cümlenin yüklemi duydum. Şimdi soruyorum sana. Bu cümlenin öznesi kim? Ben hocam ben duydum. Harikasın. Ben duydum bak. Kim duydu? Ben duydum. Ben gizli özne. Sonra ben ne zaman duydum? Cevap yok. Nasıl duydum? Cevap yok. Nereye duydum? Kime duydum? Cevap yok. Ama ben neyi duydum diye sorduğumuzda ben Tonguc'un kardeşini okula yarın götüreceğini duydum diyorsun. Yani burada neyi sorusuna cevap veren belirtili nesne cümlenin neredeyse çoğunluğunu kaplamış. Neden? Çünkü burada bir fiilimsi var. Fiilimsi içindekileri diye içine çekti ve burada bir yan cümle oluşturdu. Zaten fiilimsiler yan cümle oluşturur Tonguç'um ve fiilimsilerin oluşturduğu yan cümlelerde kolay kolay bölünmez. Ben duydum yüklen, duydum yüklen ben özne, ben neyi duydum? Belirtili nesneyi duydum. Ben neyi duydum? Tonguç'un kardeşini okula yarın götüreceğini duydum. Çünkü bak okula duydum, yarın duydum, işte Tonguç'un duydum diyemiyorsun. Ama bak diğerini diyebiliyordum. Tonguç götürecek, kardeşini götürecek, okula götürecek, yarın götürecek diyebiliyordum. Bunların her biri ...yüklemle bağlantı kurabilen bir vagon. Bak bu vagonların her biri lokomotifle bağlantı kurabiliyor. Ama bunlar kuramıyor. Bunların hepsi bir bütün. İşte sana sınavda bunu soracaklar. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Dolayısıyla tamlamalar, deyimler, fiilimsel oluşturduğu öbekler bölünemiyor. İstersen gel bunu soruyla pekiştirelim Tonguç'un. Şimdi şu sorumuzu bitirmiştik filmin sorusunu. Bir de gel cümle ögeleri sorusuna bakalım. Demiş ki aşağıda verilen cümlelere ögelerini ayırınız demiş. Onun kendinden emin ve sıcak tavırları salondaki herkesi çok mutlu etmişti. Şimdi bu cümlenin yüklemi ne Tonguç? Etmişti hocam. Hayır, etmişti değil. Mutlu etmişti. Çünkü mutlu etmek bir bileşik fiil. Mutlu etmek, park etmek, terk etmek, işte hak etmek. Bunlar ayrı yazılsa da ikisini bir bütün olarak almak zorundasınız. Yani ne etmişti mutlu diyemezsin. Mutlu etmişti yüklem. Şimdi ne mutlu etmişti? Ee, onun kendine emin sıcak tavırları mutlu etmişti. Bak ne burası da özne öznemiz de belli oldu. Özne kimi mutlu etmiş? Salondaki herkesi. Harikasın. Salondaki herkes Bak burada bir tamlama var. Burası nasıl bir tamlamaysa onun tavırları nasıl bir tamlamaysa salondaki herkese bir tamlama. Salondaki herkes sıfat tamlaması onun kendine emin ve sıcak tavırları da isim tamlaması. Onun tavırları diye. Dolayısıyla burada da özne kimi mutlu etmiş diye soruyoruz. Cevap belirtili nesne oluyor. Yani salondaki herkes oluyor. Dolayısıyla buraya da belirtili nesne yazdık. Peki ne kadar mutlu etmişti? Çok mutlu etmişti. O zaman bu da zarf tamlayısı oluyor. Bak şuna dikkat edelim. Pardon nerede o şey? Onu bulmamız lazım. Ha şurada. Kim mutlu etmişti? Cevap yok. Ne mutlu etmişti? Onun kendine eminme sıcak tavırları. Kimi mutlu etmişti? Belirtili nesneyi. Bak belirtili nesne. Ne kadar mutlu etmişti? Çok mutlu etmişti diye soruları sorduk. Bir şey dikkatini çektim Tonguç'um. Burada tamlama olduğu için bölemedik burada olduğu için bölemedik burada bileşik fiil olduğu için bölemedik buna dikkat edeceğiz şimdi devam ediyoruz akrep ile yelkovan bir yere yetişir gibi koşuşturuyor bilinmeyenim şimdi yüklemimiz koşuşturuyor kim koşuşturuyor akrep ile yelkovan harikasın akrep ile yelkovan o zaman bunun altına özne yazıyorum bak yüklemlerin altına yüklem yazmıyorum çünkü onları zaten dikdörtgenleşin alıyoruz özne koşuşturuyor ee, nasıl koşuşturuyor bir yere yetişir gibi çok güzel söyledin bir yere yetişir gibi o zaman burası da zarf tamlayıcısı Peki nereye koşturuyor? Bilinmeyene koşturuyor. Burası da yer tamlayısı oluyor. Neden? Çünkü nasıl koşuşturuyor? Nereye koşturuyor sorularına cevap veren kelimeler burada. Bilinmeyene koşuşturuyor. Bir yere yetişir gibi koşuşturuyor. Akrep yer yelkıvan koşturuyor. Sağlamasını ne yaptık. Hani az önce demiştim ya. Tonguç götürecek, kardeşini götürecek, okula götürecek diye biliyorsan bunları ayırabiliyorsun. Ama tongucun duydum olmuyordu. Kardeşini duydum olmuyordu. O yüzden burayı bir bütün olarak almıştık. Şimdi Haber muhabiri olmak onun en büyük isteğiydi çocukken diyor. Şimdi burada yüklemimiz devrik bir cümle olduğu için isteğiydi. Ama bak isteğiydi yüklemini gördüğün zaman diyeceksin ki... ...aha, aha, aha. Yani burada yüklem isim cümle özne yüklemden oluşabilir. Veyahut da dikkat olmam lazım zor bir cümle olabilir demen gerekiyor. Şimdi isteğiydi. Büyük isteğiydi. Onun en büyük isteğiydi. Onun isteği olduğu için burası bir tamlama. Bunu bölemiyoruz. Ne onun en büyük isteğiydi? Haber muhabiri olmak. Harikasın. Haber muhabiri olmak. O zaman burası da özne. Neden bunu bir bütün olarak aldık? Çünkü olmak film sisi içindekileri yuttum. Haber muhabiri olmak onun en büyük isteğiydi. Peki ne zaman onun en büyük isteğiydi? Çocukken diyoruz. O zaman buraya da zarf tamlayısı diyebiliriz. O zaman bu da belli oldu. Zarf tamlayısı yüklem özne oldu. Şimdi şuraya bakalım. Köpeğin avlamasından korkan çocuk bahçeye çıkmak istemedi. İstemedi yüklem. Kim istemedi? Köpeğin avlamasından korkan çocuk. Bak burayı bir bütün olarak alıyoruz. Neden? Çünkü burada özne sıfat tanımlaması almış. Ne istemedi? Bahçeye çıkmak istemedi. Burası da belirtisiz nesne bak. Neyi istemedi değil, ne istemedi diyoruz. O yüzden bu da belirtisiz nesne. Yaşlı adam yetiştirdiği meyveleri semt pazarında satardı. Satardı yüklem. Kim satardı? Yaşlı adam satardı. Neyi satardı? Yetiştirdiği meyveleri belirtili nesne. Nerede satardı? Semt pazarında. Burası da yer tamlayısı oluyor. Gördüğün gibi semt pazarını bölmedik tamlama olduğu için. Yetiştirdiği meyveleri bölmedik tamlama olduğu için. Yaşlı adamı bölmedik tamlama olduğu için. Burayı yine bölmedik. Bazen tamlamaları bölmemiz gerekiyor. Çünkü onlar bir bütün oluşturuyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman cümle bitirdik. Ee, burada vurgulanan ögeyi sorarsa da hep yüklemen yakın olanlar vurgulanır. Onu da lazım. Şimdi gelelim bu tarafa. Evet böylece cümle ögelerini bitirdik. Hocalarımız okulda işlediyse mutlaka buradan da soru gelecek. Şimdi Tonguç'um, burada cümle ögelerinden sonra ne sorumuz var? Ata sözleri var. Ata sözleri ve deyimler sorularını çözelim şimdi seninle beraber. Buradan da hocalarımız sınavlarda soruyorlar. Hatta LGS'de de bilhassa ...ata sözlerini, deyimleri bize böyle altı çizili sözlerle... ...veyahut da anlatılmak istenenler şeklinde soruyorlar. Biz onun için bu sene çok güzel bir kitap hazırladık. Ata Sözleri ve Deyimler Soru Bankası. Bunu da mutlaka almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mükemmel bir soru bankası. İçerisinde bir sürü ata ve deyim sorusu var. Bu sorular hem yazılarınızda hem de LGS'de size efsane bir yardımcı olacak. Yeni nesil sorular, zorlayıcı sorular. Bununla çözmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi gelin isterseniz hemen soruları çözelim Tonguç'um. Aşağıdaki ata sözlerini ilgili kavramlarla eşleştiriniz demiş. Eşleştirelim. Demiş ki ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş. Sence bu ne olabilir ee, Tonguç'um? Çok düşündün ama ben cevabı söyleyeyim. Nankörlük. Cevabımız nankörlük. Çünkü ağaç normalde balta vurulduğu zaman şöyle bir balta düşünelim. Baltanın bir demir kısım var bir de sap kısım var. Sap kısmı ne? Tahta. E ağacın ...ham maddesinden yapılıyor. Yani ağaçtan yapılıyor tahta. Dolayısıyla... ...baltanın ham maddesi... ...ağacın kendisi. Balta da demek istiyor ki... ...daha doğrusu ağaç da demek istiyor ki... ...ya diyor bana zarar veren yine bendendir diyor. Bana yine nankörlük yaparlar diyor. Yani biz insanlara iyilik yaparız. Bize yine zarar verebilirler. Onları sevdiğimiz halde, saydığımız halde... ...iyilik yaptığımız halde diyor. Dolayısıyla burada ağaca balta vurmuşlar. Sapı bedeninden demiş derken... ...nankörlükten bahsediyor. Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir demiş. Şimdi burada ne olabilir sen cevabımız? Sorumluluk. Harikası sorumluluk. Yani herkes kendi sorumluluğu bilecek. Eğer sen çıkardıysan dama aşağı sen indireceksin. Cevabımız denizli. Gem almayan atın ölümü yakındır. Yani ağz gem demek şu demek. Şöyle bir e, şey çiziyorum. At çizmeye çalışıyorum. Şöyle tam da çizelim, biraz, köpek e, biraz köpek gibi oldu. biraz köpek gibi oldu aklı sonuçum. Şöyle biraz saç yaparsak at olabilir. Tamam. Şimdi atın ağzına vurulan gem vardır. Tamam mı? Bu gemi eğer vurursan at kontrol altına alınabilir, sağa sola çevirebilirsin. İşte eğer at gemi almıyorsa yani dik kafalıysa yakında vefat eder demek istiyor, ölür demek istiyor. O yüzden cevabımız A. Alçak uçan yüce konar, yüce konan alçak uçar. Burada da mütevazılık yani insanın tevazul olması. Eğer böyle basit bir insansan çok havalı dolaşırsın. Yani He ben böyleyim, ben böyleyim, yüce uçuyorsun. Ama yüce bir insansan, çok bilgili bir insansan mütevazı olursun... E, alttan alırsın, alçak gönüllü olursun, kibirsiz olursun. Zaten çok bilgili insanlar da hep böyle hava atmazlar. Ben biliyorum, ben biliyorum demezler. Genellikle boş tenekeden çok ses çıkar Tomuç. Gelelim deyimlere. Aşağıda verilen deyimleri ve anlamlarını eşleştiriniz demiş. İçini kemirmek, kulak misafir olmak diye gidiyor. Şimdi ben buradaki tanımı okuyacağım. Sen de buradan doğrusunu bulmaya çalışacaksın. Hadi bakalım. Bir şey istemek için bir kişiye yalvarmaya gitmek. Hmm, Eşiğine yüz sürmeli. Biraz düşündün ama buldun. Tebrik ediyorum seni. Çünkü diğerleri olmuyor. Cevabımız eşiğine yüz sürmek. Neden? Yani eşik dediği şu, şu kapı ya. Kapının diyelim ki önünde merdivenler var. Şurası girişine eşik deniyor. Eğer sen birinin kapısının eşiğine yüzünü sürüyorsan artık ona yalvarıyorsun demektir. Yani yalvarmak için eğilirsin. Eğildiğinde de yüzün yere değer. İşte o da eşiğine yüz sürmek olduğu için yalvarmaya gitmek oluyor. Burada o zaman ilk boşluğa D geldim. Alınmak, darılmak anlamına gelen ne olabilir? Gönül koymak. Harikasın. Bu kolay. Kolay sorularda başarırsın. Alınmak, darılmak, gönül koymak. Çok güzel. İstemeden bir şeyleri işitmek ne olabilir? Kulak misafiri olmak. Mükemmelsin kulak misafir olmak. Bak kulak kabartmak dikkat dinliyorsun ama kulak misafir olmak... ...ya kulak misafir oldum yani istemeden dinledim bir yandan duydum söylediklerini demek istiyorum. Bir sıkıntının sürekli rahatsız etmesi... İçini kemirmek. Süpersin. O zaman buraya da senin söylediğin A'yı yazıyorum içini kemirmek. Bugün iyisin Tonguç'um. Bir işi düzeltmeye uğraşırken büsbütün bozmak da kaç yapayım derken göz çıkarmak. O yüzden de buraya da C yazıyoruz. O zaman alınmak darılmak, gönül koymak, istemeden bir şeyleri işitmek... ''Kulak misafir olmak, bir sıkıntının sürekli rahatsız etmesi, içini kebirmek, bir işi düzeltmeye uğraşırken büsbütün bozmakta, kaş yapayım derken göz çıkarmak oluyor.'' Şimdi, geldik öznel nesnel cümle anlamına. Ama cümle anlamına geçmeden önce Tolga Şehladım benim, burada şu konularda e, tık atarak ilerliyorduk ya, onu e, şey yapmak istiyorum, işaretlemek şey istiyorum. Nerede? Bakalım bizim sayfalarımız. Ha buradaymış, pardon. Geldim buraya. Şimdi, filmselerde cümle ögeleri bitti. Sözcükte anlam, cümlede anlam. Şimdi burada gerçek mecaz terimi biliyoruz. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlam, yeni kazandı anlam ise mecaz anlam. Mesela diyelim ki e, çay sıcaktı dersen, bu gerçek. Ama bize sıcak davranıyor dersen, bu mecaz. Terim anlamı ise bilimsel konularda, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, fen gibi konularda oluyor. Mesela diyelim ki e, basınç konusunu işledik dersen, fen dersen, bu terim, basınç bir terim oluyor. Eş ve zaten biliyoruz. Yazılışları aynı anlamları farklı olursa eş. Birbirlerine zıt anlamı olursa karşı olursa zıt anlamı oluyor. Amaç sonuçta amacıyla diyoruz. Amacıyla ifadesini kullanıyoruz. Bir amacımız bir isteğimiz oluyor. Mesela diyelim ki LGS'de başarılı olmak için ne yapıyorsun sen? Ders çalışıyorum. Harikasın. Ders çalışıyorsun. Çünkü bir amacın var. LGS başarılı olmak. Amacıyla yapıyorsun bunu. Başarılı olmak amacıyla yapıyorsun. Neden sonuçta ise bir nedenden dolayı. Mesela e, kalemin bittiğimden yeni bir kalem aldım. Ya da işte ee, ne diyelim mesela, ee, yazılı olduğu için çalışıyorum. Bak burada ne için çalışıyorum? Yazılı olduğu için. Niçin kalem aldım? Kalem, bitti, ee, kalem bittiği için. Koşul cümlelerinde ise ssa'ya dikkat edeceğiz. Çalışırsan kazanırsın Tonguç'um, çalışmazsan kazanamazsın diyebiliriz. Özel eseri zaten biliyoruz. Hangisinde böyle kanıtlanamayan, yorum içeren düşsel ögeler içeren, kişisel düşünceler içeren cümleler var Tonguç'un. Öznelde var. Harikasın öznelde vardı. O zaman deyim ve sözlerinde zaten öğrenmiştik. Gel istersen biraz cümle anlamı sorularını çözelim. Bu konuyu biraz daha pekiştirelim. Gel bakalım. Bunları soru çözerek pekiştirmek daha iyi. En ilk başta Öznel nesnel gelmiş. Şimdi öznellerin yanına benceyi koyuyorum. Çünkü bunlarda kişisel düşünce var. Sanatçının son resimlerinde gerçekler değişik yorum ve çağrışımlarla açık bir şekilde dile getiriliyor. Bu cümle sence nasıl bir cümle Tonguç? Özellik var. Harikasın, özel bir cümle. O zaman buraya ö yazıyorum. Özel yazmamıza gerek yok. Ve özelliği sağlayan da değişik yorum ve çağrışımlarla açık bir biçimde diyor bak. Açıklık, değişiklik bunlar bir yorum katmış. Kitap istediğiniz sayfalardan okumaya başlayabileceğiniz, kimi yerleri atlayıp kimi yerlere de geri dönüp okuyabileceğiniz bir yapıya sahip demiş. Burada sence özellik mi var ne sence? Bilemedim var. hocam. Evet biraz dikkatli olmamız lazım bakalım. İstediğiniz sayfadan okumaya başlayabileceğiniz kimyalar atlayıp... Hmm. Bak bu adamın görüşü. Mesela diyelim şöyle bir kitap var, örnek veriyorum. Bu kitabı sen başından başlayıp sonuna kadar okuman lazım. Ben sana diyorsam ya istediğin yerden başlayabilirsin, istediğin yerden atlayıp... Istedim. Bu benim yorumumdur yani. Normalde bir kitap başından başlayıp sonuna kadar devam eder. O zaman burada da bir özellik var diyebiliriz. Geçen yıl kaybettiğimiz romancımız adına düzenlenen yarışmada... ...bu yazar ilk romanıyla ödül alıyor. Şimdi bir tane yarışma var. Kaybettiğimiz romancının adına düzenleniyor... Bir, bir tane yazar var. Bu da ilk romanıyla ödül alıyor. Bu sence kanıtlanabilecek bir şey mi? Kanıtlanabilir. Evet, bence kanıtlanabilir. O yüzden neyse burada herhangi bir yorum yok. Toroslar'da sonbahar başlarken dağların üstünü saran orman güllerinin yaprakları renk değiştirir diyor. Bak, sanki böyle bir özellik var gibi duruyor ama kanıtlayabilirsin. Toroslar var. Sonbahar başlarken dağların üstü var. Orman gülleri var ve yaprakların renk değiştirmesini gözünle göz görebilirsin. Dolayısıyla bu da nesnel bir cümle oluyor Tonguçoğlu. Gelelim neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuca. Amaç sonuçlarda amacıyla diyorduk bunu unutmayalım. Koşul sonuçlarda da bir ssa anlamı vardı bunu da unutmayalım. Şimdi Almancadan Türkçe'ye çevrilen bir metin hayatlar birbirine benzemediğinden pek de Türkçeleşemiyor. Bak burada bir amaç havasından ziyade bir neden sonuç var. Neden e, e, Türkçeleşemiyor? Çünkü hayatlar birbirine benzemediğinden diyoruz. O yüzden burada... Neden sonuç var Tonguç'um? Tarım alanlarımızda erozyon ve çoraklaşma olmasın diye bolca ağaç dikiyoruz. Şöyle diyoruz olmuş bunu yanlış yazmış arkadaşlar. Dikiyoruz diyelim biz, düzeltelim. Şimdi hatta D'yi de kahverengi yazalım. Şimdi burada bu cümlenin herhangi bir yerine amacıyla ifadesi getirebilir misin? Evet getirebilirim. Aynen bak. Tarım alanlarımızda erozyon ve çoraklaşma olmasın diye tarım alanlarımızda erozyon ve çoraklaşma olmaması amacıyla bolca ağaç dikiyoruz diyebiliriz. O zaman burada bir amaç var, bir istek var bir gaye var, bir plan var, bir hedef var. Dolayısıyla bu amaç sonuç. Eserlerinde bireysel ve toplumsal gerçeklerine değinirsen daha geniş bir kitle tarafından okunursun. Değinmezsen okuyamazsın. O zaman burada koşul sonuç var. Peki koşul sonucu nereden anladık Tonguç? Şey um? sağdan anladık. Harikasın. O zaman ben de burayı çiziyorum. Harikasın. Demek ki amaç sonuçlarda amacıyla koşul sonuçlarda da, da SSA'ya dikkat ediyoruz. Harikasın Tonguç'um. Yazarın oyunları döneminin düşünüş biçimini, törelerini yansıttığı için çok değerlidir. Şimdi burayı amacıyla getiremiyoruz. Çünkü bu bir neden sonuç. Neden değerlidir? Dönemin düşünüş biçimini, töre, törelerini yansıttığı için diyor. Dolayısıyla bu neden sonuç. Bu işi hakkıyla ve zamanında bitirebilmek için gece gündüz demeden çalıştım. Bak bu işi hakkıyla ve zamanında bitirebilmek için. Yani bu iş hakkıyla ve zamanında bitirebilmek amacıyla gece gündüz çalıştım diyebiliyorsun. Dolayısıyla bu da yine amaç sonuç oluyor. Halk türkülerimizi söyleyenlerin seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca klasik denecek kadar sağlam eserler çıkar ortaya. Ayıklanmazsa çıkmaz. Dolayısıyla bak, SSA yok ama ayıklanırsa gibi bir anlam var yani. Ayıklanırsa, ayıklandığı zaman, ayıklandığında, ayıklanınca demek istiyor. Dolayısıyla bu ne oluyor Tonguç? Koşul sonuç. Harikasın. O zaman buraya da koşul sonucu işaretledik. Gelelim ana düşünceye. Şimdi ana düşünceye gelmeden önce şuradan ilerleyelim. Parça anlama geldik. Ana düşünce başlığa geldik. Burada şu çok önemli Tonguç'um. Ana düşünce sorularında zaten bizim sizlere her zaman söylediğimiz en önemli şey bol bol kitap okuyun diyoruz zaten. Kitap okuduğumuzda satırları takip ettiğimiz hayal gücümüzün geliştiğini zaten söylemiştik. Burada önemli bir şey daha var Tonguç'um. Paragraf sorularında taktikleri de kullanmamız gerekiyor. Çünkü taktikler bizim soruları daha hızlı ve daha dikkatli çözmemizi de sağlıyor. Şimdi paragraf sorularındaki taktikleri şöyle bir kez hatırlayacak olursak bir 60 saniye hatırlatmak istiyorum. Burası önemli. LGS'de de normal yazılarımızda buradan kesin kesin soru çıkartmak için buraya dikkat edin. Burası önemli. Şimdi şöyle bir e, LGS yazalım çıkar diye ama yazılda da çıkar. Yazıldığı da muhtemelen soracaklar. Şimdi birinci Tonguç'um sana bir paragrafta böyle la la, la 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 böyle gider tamam mı? Gittikten sonra Paragrafın sonunda, kısacası, özetlemek gerekirse, yani gibi bir ifadeyle ana düşünceyi verir. İkincisi, bir şeylerden bahseder, la la, la 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 der. Sonra bir anda konuyu değiştirip, ama der, oysa der, yeniden bize ana düşünceyi verebilir. Bak, kısacasıdan sonra, amadan sonra, oysadan sonra önemli. Hatta buraya oysayı da yazmak istiyorum. Böyle paragrafı verir, 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 verir. Sonra bir anda, oysa der, ben bunları anlattım ama... Oysa burası daha önemli diyebilir. Buralara dikkat edeceksin. İkincisi ana düşünceyi verir Tonguç'um. Sonrasında da bununla alakalı örneğin der ve örnekler verir. Dolayısıyla örneğinden öncesi de yine bizim için ana düşünceyi götüren ifadelerdir. Tabi anahtar kelimeler de önemli yani paragrafın içerisinde sık geçen kelimeler de önemli. Bazen de bazen de paragrafın içinde bir şeylere bahsederken bir anda bir kişinin sözünü tırnak içinde böyle bize aktarır. Der ki biri de böyle düşünüyor bu konuda der. İşte bu tanık göstermelerin olduğu yani başkasından bir sözü aktardığımız yerlerde de genellikle ana düşünce vardır. Çünkü bir kişinin sözünü alıyorsan herhalde anlattıklarını desteklemek için alıyorsundur. Anlattıklarını desteklemek için alıyorsan anlattıklarını destekleyen bir söz söylemesi lazım. Yani vurgulayan bir söz söylemesi lazım. Buraya dikkat etmek lazım. Tonguç eladı benim. Özet olarak bir de şunu da söyleyelim. Bazen de şöyle nesnel bir giriş yapar. Tamam nesnel bir giriş. Bak buraya nesnel bir cümle diyorum. Nesnel giriş cümlesi yapar. Bu da bizim için bir ana düşünce olabilir. Dolayısıyla genellikle son cümlelere dikkat edeceğiz ama ilk cümlelere ve bazı kısımlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım sorumuza. Bu metnin ana düşüncesi nedir diyor? Sevgi, saygı kavramlarıyla beslenen ve ileriye dönük mutlu, huzurlu, sağlıklı bireylerin zaten yazılıda size test olarak soracaklar LGS senesi için. Ama şimdi test olmasa bile yazılı şeklinde bulabiliyoruz mu diye bakalım. Sevgi, saygı kavramlarıyla beslenen ve ileriye dönük mutlu, huzurlu, sağlıklı bireylerin oluşturduğu aileler yalnızca kendileri için değil aynı zamanda ulusal bütünlüğümüz için de vazgeçilmez kurumlardır. Birlik ve beraberlik ilkesine sahip ailelerden oluşan toplumlar tüm sorunların çözümünde daha başarılıdır. Yarınlarımıza sahip çıkmak istiyorsak güçlü aile yapımızın korunması adına elimizden gelen her türlü çabayı kutsal bir görev inancıyla yerine getirmeye çalışalım demiş. Şimdi burada esasında zaten ana düşünce Araf'ın her cümlesine yansıdı. O zaman burada kısa bir şekilde söyleyecek olursak aileyi korumak bir ülkenin geleceğini korumaktır diyebiliriz. Aileyi korumak bir ülkeyi korumaktır ya da bir ülkenin geleceğini korumaktır diyebiliriz. Geleceğini korumaktır diyebiliriz. Ya da buna benzer bir seçeneği işaretleyebiliriz. Paragrafın bütününde bundan bahsettim. Şimdi a, söz sanatlarına geldik. Söz sanatlarına gelmişken şöyle yapalım. Şurada bir özetleyelim bir kez daha. Ana düşünceyi zaten taktiklerimizi verdik. Ana düşünce sorularını söyledik. Başlık sorularında ise anahtar kelimelere bakacağız Songuç'um. Anahtar sözcüklere bakacağız. Bu da önemli. Yani en fazla geçen kelimeler bize genellikle başlığı vurgulayan kelimelerdir. Konuda da yine aynı şekilde neden bahsedilmiş diyeceğiz. Anahtar sözcüklere bakacağız. En fazla tekrar eden kelimelere bakacağız. Yardım düşünce soruları alakalı şöyle bir taktik vermek istiyorum sana. Yardım düşünce soruları hangisine değinilmemiştir, hangisi yoktur sorularında kullanılır. Sana şöyle bir metin verir tamam mı? Bahseder bir şeylerden. Sonra da soru kökünde yani yardım düşünce sorularına der ki hangisine değinilmemiştir, hangisi yoktur değinilmemiştir, hangisi söylenemez, hangisi çıkarlamaz der. Sonra seçenekler verir. A, B, C, D diye. Şimdi normalde biz paragraf sorularında önce soru kökünü okuyoruz. Sonra paragrafı, sonra seçeneklere geçiyoruz. Ama dinilmemiştir, yoktur, söylenemez, çıkarılamaz gibi sorularda önce soru kökünü okuyoruz Tonguç'um. Sonra seçeneklerde bizim işimizi yarayabilecek, bize zaman kazandıracak detaylı kelimelere bakıyoruz. Mesela diyelim burada bir 1970 geçiyorsa ya da burada mesela bir Ankara kelimesi geçiyorsa böyle. Hani ve olmuştur işte veya bunlar ayrıntılı kelimelerdir. Bunlar her cümlede olabilir ama Ankara 1970 veya ne diyelim mesela diyelim ki Haziran veyahut da işte stres ne bileyim böyle farklı farklı kelimeler. Bu kelimeleri gördüğün zaman şöyle birkaç saniye hemen göz gezdir. Sonra bunların altını ya şöyle. Paragrafın içerisinde 1970'i gördüğün zaman ya da Ankara'yı gördüğün zaman Biraz daha dikkatli okur. Oradan buraya geri dönüş yapıp elersin. Bu da önemli. Demek ki yardım düşünce sorularında yani değinilmemişleri yoktur çıkarlamazlar sorularda. Şöyle seçeneklerden böyle birkaç kelimenin altını çizip sonra paragrafa geçmek daha çok zaman kazandırıyor. Şimdi bunu da söylemiş olduk. Geldik söz sanatlarına. Çünkü söz sanatlarıyla alakalı da sorularımız gelecek. Teşbih benzetmeydi. Burada gibi kelimesine dikkat ediyoruz Songuç'um. Teşhis kişileştirmeydi. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler vermek. İntak konuşturma. insan olmayan varlıkların konuşması. Mübalağa, abartma, tezat nedir? Tezıt, zıtlık hocam. Harikasın, çok güzel bir taktik. Tezıttır diyorsun, tezıt. Tezat, tezıt diye yapmamızı tutamıyoruz. Yani zıtlık. Şimdi, atasözlerine bulunan söz sanatlarını ee, yazınız demiş. Bakalım. Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir demiş. Şimdi burada zıtlık var. Buraya hemen tezat yazıyorum. Tezatlık var. Peki, zıt olan kelimeler hangileri Tonguç? Akıllı ve akılsız. Hayır, yanlış yaptın. Akıllı ve akılsız zıt değil. Akılının zıttı Delidir akıllı ve akılsız olumsuz. Burada birbiriyle zıt olanlar düşman ve dost kelimeleri. Düşman ve dost kelimeleri birbirine zıt olduğu için tezat sanatı var. Akıllı akılsız da birbiri açısından birbirine tersler ama şey değiller zıt değiller. Onlar olumsuz. Akıllının zıttı delidir. Akıllının olumsuzu akılsızdır. Şimdi eşeği düğüne çağırmışlar. Ya su lazımdır ya odun demiş. Şimdi eşek konuşur mu? Konuşmaz. Konuşmaz. O zaman burada konuşturulmuş. insan olmayan varlıkların konuşmasına biz intak diyoruz. Konuşturma sanatı diyoruz ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz demiş. Bak, ana gibi yar derken gibi ifadesi, Bağdat gibi derken gibi ifadesi, yani Bağdat gibi güzel, anne gibi güzel sevgili olmaz, anne gibi Bağdat gibi güzel şehir olmaz demek istiyor. Dolayısıyla burada benzetme yapmış. O zaman buraya da teşbih yani benzetme diyebiliriz. Üzüm üzüme baka baka kararır ne demek Tonguç'un? Damlaya damlaya deniz olur. Ne alakası var? Üzüm üzüme baka baka kararır. İnsan birbirine benzer demek. damla damlaya deniz olur diye de bir şey yok. Damla damlaya göl olur o. Üzüm üzüme baka baka kararır. Esasında e, yani insan arkadaşına benzer, insan sevdiğine benzer demek. Dolayısıyla burada e, hangi söz sanatı var? Üzüm bakar mı bakmaz. O zaman burada kişileştirme var, teşhis var diyebiliriz. Sonuç evladım benim. Geldik yazım yanlışlarına. Öyle bir nehir ki Seyhan Akdeniz'in göz demiş. Şimdi... Nehir kiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman burada ki'yi ayrı yazmalıydık. Nehir ki key olmalıydı. Ki'den sonra ler iki gelebiliyorsa bitişik gelemiyorsa ayrı yazıyorduk. Öğrenciler beşer kişilik gruplar halinde sınıflara alındı. Şimdi birinci, ikinci, üçüncüyü veya birde, ikide, üçteyi böyle ekle ayırabiliyoruz. Ama beşeri sadece yazıyla yazabiliriz. O yüzden burası beşer olacak Tonguç'um. Bugün coğrafya dersinden sonra Türkçe dersi yapılacak. Şimdi Türkçenin T'si büyük yazılır mı? Evet hocam. Ama coğrafyanın C'sini büyük yazmaya gerek yok. Çünkü Türkçe özel isim bizim dilimiz Türkçe ama coğrafya normal bir ders. O zaman bu coğrafya şeklinde olmalıydı Tonguç'um. Burada hata var. Sen de mi benim kararlarımı sorgular hale geldin? Burada da D'yi kapatıyorum. Sen mi benim kararlarımı sorgular hale geldin diyebiliyorsun. Demek ki D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılması gerekiyordu. Ama burada bitiş yazmış. O zaman bağlaç olan D ayrı yazılmalıydı. Sen de mi benim kararlarımı sorgular hale geldin demesi lazım. SSK'ya memur alımları yapılacakmış. Sence buradaki yazım hatası nedir Tonguç'cum? Bilmiyorum hocam. Söylüyorum bak. SSK'ya değil SSK'y demesi lazım. Yani bak bu K harfini hep K diye okuyoruz ama esasında K harfi. TDK, TTK, MHK dememiz lazım. Bu üniversite çıkıyor. Senin yazında da sorabilirler. TDK'nin, TTK'nin, MHK'nin dememiz lazım. Bu dolayısıyla SSK'ye olmalı Tonguç'cum. Ressam tablosunu oluştururken boya fırça ve tuval, yazar, kağıt ve kalem, heykel ise taş ya da alçı kullanır demiş. Şimdi bak. Ressam virgül, tablosunu oluştururken boya virgül, fırça ve tuval, noktalı virgül, yazar, kağıt ve kalem, noktalı virgül, heykel ise şurada da taşın ı ile yazalım. Heykel ise taş ya da alçı kullanır dememiz lazım. Bak şimdi neden? Çünkü virgülün Gücünün yetmediği yerde yani daha karizmatik bir virgül gerektiği zaman noktalı virgül kullanıyorduk. Burada boya fırçanın arasına virgül koyabilirsin ama ressamı, yazarı ve heykeltıraşı birbirinden ayırmak için aralara noktalı virgül koyduk. Bak burada ressamınkinden sonra noktalı virgül koyduk. Yazarınkinden sonra noktalı virgül koyduk. Bunu da bileceğiz. Genç sanatçı ustasına sorar. İki nokta üst üste. Heykelime ne zaman bitmiş gözüyle bakmalıyım? Soru işareti. Usta cevap verir. Heykele bakıp da bunu ben mi yaptım soru işareti dediğin zaman diyor. Dolayısıyla burada cümleyi de tırnak içine aldık. Burası oldu. Onu bir daha görmeme düşüncesi. Hmm. Şimdi büyük harfle başlamış. O zaman buraya virgül gelemez. Çünkü virgülden sonra büyük harf gelmez. Ee, soru anlamı da yok. O zaman burada herhalde cümle bitmedi. Onu bir daha görmeme düşüncesi. Üç nokta. Bu, bu zamana kadar düşünmediği bir şeydi. Buraya da virgül koyalım. Neden şimdi aklına gelmişti? Buraya ne gelir sence Tonguç'cum? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorum diyorsun. Ben söyleyeyim bugün yoruldun artık tabii senin yazıldan. Soru işareti diyebiliriz. Tamam. Şimdi o zaman net bir şekilde yazılı provamızı yaptık. Tabii burada sizin arkadaşlar sınavınız test olacağı için siz test tekniğiyle çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Yazı notlarımızdan güzel bir şekilde notları tekrar ediyoruz. Bizler bugün sizlerle birlikte hem yazım hem noktalama hem fiilimsi hem ögeler hem anlam bilgisini güzel bir şekilde hem tekrar ettik hem de sorular çözdük. Sizler mutlaka Dinamo Soru Bankamızdan taktiklerden sorular çözmeyi unutmayın. Zoru setteki soru... Zoru, zoru setteki sorularımız biliyorsunuz biraz daha zorlayıcı. Pro ve zor seviye sorular içeriyor. Dinamo'dakiler ise bir tık daha kolay. Yine pro seviye, zor seviye sorular var ama bir tık daha kolay. Bunlardan da sorular çözerek net bir şekilde hem LGS'den hem yazılarınızdan süper notlar alabilirsiniz. İnşallah yazılardan 100 alırsınız Tonguç'um. Hadi bakalım ödül sorunuzu yapın. Yorumlara yollayın.